hukuksal sorumluluklarımız olduğunu ve yetkilerimizi de bu hukuksal sınırlar içinde kullanmamızın zorunlu olduğunu ve beraberinde de bu yetkilerimizi kullanmanın da idare tarafından sınırlanamayacağını. Zonguldak Fevkani Köprüsü ile ilgili alınan yıkım kararının mahkeme süreci devam ediyor. Mahkeme heyetine bilgi veren Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Atınç Kayınova, AK Parti meclis üyelerinin sayısal çoğunluğunu kullanarak hukuk dışı bir kararla Fevkani Köprüsü'nün yıkılması ve altındaki dükkanların ecri misilinin iptali kararı almıştı. Bu karara biz red oy vermiştik. Zonguldak halkının yararına olacak şeklinde karar verilecektir dedi. Temmuz ayında bir Çevrecilik Bakanlığı'nın GEDAŞ isimli bir özel şirketinin kendi yapısı içindeki şirketinin üstünden bir rapor düzenleniyor. Raporda esasında net bir şekilde köprü yıkım yazmıyor. Köprü yıkımının ihaleye açılması ilgili yetkiyi meclisten istiyor belediye başkanı. O yüzden 15 Aralık'ta vermiş olduğu ve bunu kamuoyundan kaçırarak, meclisten kaçırarak, meclise getirmeyerek yapmış olduğu uygulama bizim yasal haklarımızı, hukuksal haklarımızı belediye meclisi olarak ve o köprüden faydalanan, yarar gören bu şehirdeki her insanın her türlü hukuksal hakkını kamuoyundan kaçıran ve süresi içinde itiraz haklarımızı elimizden alan bir idari uygulama örneği gösteriyor. Ve biz buna itiraz ettik. Bununla ilgili de savunmalarımızı aktardık, daha doğrusu iddialarımızı aktardık. Tek bir köprüyü yapamayan bir iradenin bu şehirde, şehrin ana atar damarı pozisyondaki bir köprüyü yıktığı halde bu şehrin içinde düşeceği kaosu tekrar Zonguldak halkının dikkatine sunmak isterim ben. Umarım ki hukuksal boyutta mahkeme bizim görüşlerimiz doğrultusunda Zonguldak halkının yararına olacak şekilde kararı verir ve o köprü bundan sonrasında hem altındaki esnafın başka bir yere taşınmasıyla bağlantılı bakımları yapılır ve sosyal yaşam alanı olarak orada etrafında düzenlemeler yapılır. Altında yollar yapılacaksa yine altında yollar yapılır. Yine çevresinde düzenlemeler yapılır ve daha güzel bir Zonguldak için yine o köprünün bir taraftan da halkın kullanımına sadece trafik anlamında değil kalması konusunda da mahkeme umarım ki bu şekilde bir karar verir diyorum.